Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos Genel Başkanımızın 11 Aralık'ta mecliste yaptığı bir konuşmasına değinmiş ve şöyle söylemiştir. Ana muhalefet lideri yine 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğini söyledi. En iyi durumda uluslararası hukukun ve anlaşmaların hükümlerinden haberi yok. En kötü durumda ise Yunanistan'ın egemenliğinden şüphe ediyor. Topraklarımızı talep ediyor. Ve devam ediyor ona gel de al sözünü tekrar etmek suretiyle yani Sparta kralı Lenidas'ın Seras'a söylediği, Pers komutanı Seras'a söylediği gel de al sözüyle cevap vermiş. Şimdi bu onun işi. Onu bilmeyiz ama biz Yunanistan Savunma Bakanı'na Büyük Atatürk'ün İstanbul'un işgalinde söylediği geldikleri gibi gidecekler sözüyle o adalardan da Yunanların oradan terk edileceğini buradan ilan ediyoruz. Ancak üzüntümüz şudur. Yunanistan'ın bu cüreti, bu cesareti, bu hadsizliği hiçbir uluslararası anlaşmada Yunanistan'a ait olduğu tescillenmemiş egemenliği tartışmalı ada ve adacıkları sahiplenebilmesi, 1913 Atina, 1923 Lozan anlaşmalarına aykırı olarak bu adalara çökmesi AK Parti hükümetlerinin cesaretsiz tutumunun bir sonucudur. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi hepimiz için, bütün meclis için yerliliği ve milliliği ispatlamanın tam zamanıdır. Hükümete çağrı yapıyoruz. O 18 ada ve adacıkla ilgili olarak Yunanistan'ın başta Bulamaç, Eşek ve Koyun adaları olmak üzere bu işgaline daha fazla seyirci kalamaz. Milli Savunma Bakanımızın öncelikle Yunan Savunma Bakanı'na hak ettiği cevabı vermesini daha sonra da hükümetimizin bu adalarla ilgili biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümetin yanındayız, arkasındayız. Burnumuzun dibindeki adaların hiçbir anlaşmayla Yunanistan'a terk edilmemiş adaların keyfi bir şekilde işgaline karşı Türk milletinin şanına yakışır bir tavırla vaziyet almasını Yunanistan'a gerekli cevabı vermesini bekliyoruz ve bu konuda hükümetin arkasında olacağımızı aziz milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz.